Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün gene ihtiyar ettiğimiz öğrencilerimden bir tanesiyle, bir başarı hikayesiyle beraberiz. Tolga Dimlioğlu. Hoş geldin Tolga. Hoş bulduk hocam, merhaba. Tolga 2017 yılında elde ettiği sonuçlarla Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne %100 burslu girmeyi başardı. Şimdi önce Tolga'nın netlerini ve derecelerini size kısaca söyleyeyim arkadaşlar. YGS'de Türkçeden sadece 2 yanlış, matematik full, sosyalde 5, fende 2 yanlış yaptı arkadaşımız. İşte puanlarına göre de YGS1'de 228, YGS2'de 308, YGS3'te 368, YGS4'te 468, YGS5'te 232, YGS6'da da 197. oldu. LYS'de matematikte 75 doğru 3 yanlış, fizikte 27 doğru 3 yanlış, biyolojide 28'de 2, kimyayı da full yapmış arkadaşımız ve bu sonuçlarla MF1'de 92. MF2'de 117. MF3'te 129. ve şu an okumakta olduğu bölüme girmesine sebep olan MF4 puanı da 106. Türkiye 106.'sı olarak bu bölüme girmiş. Yani gerçekten baktığımız zaman gıpta edilecek bir başarı. Tebrik ediyorum öncelikle. Teşekkürler. Sevgili Tolga, ilk olarak ne zaman çalışmaya başladığınla başlayalım. Şimdi ben biliyorum, şöyle söyleyeyim. Önce şimdi bu altına yorum yazıyorlar, ona şey yapıyorum. İşte hocam bir senelik çalışmayla böyle olmuyor. Tabii ki olmaz. Değil mi? Şimdi üniversite sınavı bilinci ne zaman oluştu sende? Ne zaman ilk işte ciddi olarak çalışmaya başladın? Bunlardan biraz bize bahseder misin? Ya ben 9-10. Sınıfta böyle ekstra bir çalışma yapma peşinde değildim. Hani verilen ödevleri yapıyordum, tekrarları yapmaya çalışıyordum elimden geldiğince. Ya bende de çoğu öğrencide olduğu gibi 11. sınıfta bu sınav birinci oluşmaya başladı. Hani kafama bir şeyler 11. sınıfın başına dank etmeye başladı daha çok. Bir de LYS konularında ağırlaşmasıyla böyle bir hani sert bir taşı çarpmış oldum tabiri caizse. Bu tabii çalışmaya itti beni sert konularda. Peki çalışmaya itti derken hani nedir? Günlük çalışma saatini mi arttırdın? Yani bu bilinç düzeyine ulaştıktan sonra, yoksa hani ciddi ciddi artık sınava çalışayım, benim şunlarım eksik, onları tamamlayayım, nasıl bir şey oldu sende? Tabii konular ağırlaştıkça hani sadece ödev yapmak da yetmiyor, kendinizi de tekrar etmeniz gerekiyor. Çünkü her derste birden yani LYS konuları ağır, biyoloji, fizik, matematik, kimya, ağır konular bunlar. Hepsini kendimde çalışmam gerekiyor, gerektiğini fark ettim. Tabii bir yandan da gelecek kaygısı oluşuyor 11. sınıfta, hangi üniversite, üniversite seçimleri önemli oluyor. Bölüm aynı şekilde önemli oluyor. Bunlara karar veriyorsunuz. Daha sonra tabii kararınız da çalışmanız da etkili oluyor. Yani kararınız da çalışmanız da etkili oluyor derken, yani önüne bir hedef koyduğun zaman aynen öyle. Hedefe ulaşmak için daha fazla çalışıyorsun. Tabii ki. Şimdi burada hani hiç kimseye sormadığım bir şey soracağım sana bugüne kadar. Şimdi bu hedef koyma konusunda yani insan mesela bilmediği bir şeyi isteyemez. Doğru mu? Tabii ki. Yani öyle bir hedef koymalısın ki bu hedef gerçekçi olacak. Gerçekten ben o okula girmek istiyorum ya da o bölümü girmek istiyorum. Ya da bu bölümün sonunda yıllarca, ömrümün sonuna kadar yapacağım meslek bu olacak. Ben bunu çok seviyorum. Bu nasıl oldu? Yani mesleğe mi, okula mı, bölüme mi? Ya bu hedef seçerken seni ne etkiledi ya da ne bileyim nasıl aklına geldi? Ya öncelikle hani bizde 3 tane puan türü var. MF, TM, bir de TS. Tabii bunları seçince olay bitmiyor. Ben MF öğrencisiyim. MF'den gittiğimizde de tekrar önümüze bir iki yol ayrılıyor. Tıp var, mühendislik var kabaca. Evet. Ben yani çocukluğumdan beri pek tıptan haz etmeyen, doktorluktan haz etmeyen bir insanım. Mühendisliği seçtim. Çok zor olmadı benim için o ayrımı yapmak. Tabii mühendisliği arasında da çok ilgi çekici mühendislikler var. Elektrik, elektronik, inşaat, bilgisayar, makine. Bu da biraz ilgi alanınızı keşfetmek de oluyor. Hani üniversite seçiminde de tabii puanların yüksek olmasına bakıyorsunuz. Hangi üniversitede hangi bölümler yüksek puanlı. Hocalara bakıyorsunuz, üniversitenin sağladığı olanaklara bakıyorsunuz. Belli araştırmalarla üniversitenizi de seçiyorsunuz. Ama şeyde 11. sınıfta mesela bütün bunları bilmiyordun. Yok, 11'de bilmiyordum. Ben 11. sınıfta ben Tolga'yı biliyorum. Tolga uçakları çok seviyor. Evet. Yani F-16'nın özelliklerini sorun, MiG-31 mi o, MiG-21 mi? Var. Sorun, anlatsın size yani nasıldır, kapasitesi nedir, özellikleri nedir? Yani ben bir ne bileyim uçak mühendisliği ya da havacılık ve uzay mühendisliği gibi bir bölüm diye düşünüyordum ama o dönemde tabii işte mekanik ve elektronik
Değil mi? Onları inceledim ben. Hı-hı. Olayı bildiğim için hani sizi fazla şey yapmayalım diye söylüyorum. Ondan sonra da elektronik okumaya karar verdim. Evet. Ama tabii asıl böyle gönlündeki şey uçaklarla ilgili bir şey. Havacılık. He, bu kadar çok sevdiği için ve bu amaca ulaşmak için de gerçekten hakkını vererek çalışınca elde ettiği sonuçlar da ortada. Peki 11. sınıfta bu bilinç oluştu. 11. sınıfta günde ne kadar ders çalışıyordun Tolga? Günde ne kadar çalışıyordum? Yani her gün şu kadar değil de mesela ben biliyorum ben senin ne kadar çalıştığını da. Hani ortalamaya vurursak mesela ya da nasıl bir yol izledin öyle söyle bize. Ya günde ortalama 150-200 soru çözüyorumdur mutlaka. 11'de. Konu çalışıyor muydun peki? 150-200 soru çözüyordun ama. Eğer konuyu derste anlamıyorsam pekiştirmek adına evde de çalışıyordum. Onun haricinde çok çalışma eğilimim yoktu. Özellikle hani ilk dönemde de birazcık daha hani bilinç oluşuyor 11'de ama ilk dönemde de böyle çok sıkı tempoyla çalışasınız gelmiyor. Özellikle ikinci dönemde yavaş yavaş üst dönemlerinizde de gördüğünüz stres size yansıyor yavaştan. O çok etkili oluyor. Özellikle ikinci dönemde daha sıkı çalışmaya başlıyor. Peki şey oluyor muydu? Yani 12. sınıflarla konuşmak bir motivasyon kaynağı mıydı sizin için? Hem motivasyon kaynağıydı hem stres kaynağıydı. Çünkü onlar da streslerini bize yansıtıyordu. Ama aynı zamanda onlar da bize bir nevi tecrübelerini aktarıyorlardı yani. Konuşmamız yani şunu çalışın, bunu evet. Buna dikkat edin, i̇şte yazı bunu verimli, sonraya bırakmayın. Ha? Yazı verimli geçirin, işte sosyale dikkat edin veya atıyorum matematiğin şu konusu önemli. Öyle tavsiyeler alıyorduk, güzel oluyordu. Anladım. Peki yaz tatil nasıl geçti 11-12. sınıf arasında Tolga? Ya ben şahsen yaz tatilimi çok verimli geçirdiğime inanmıyorum. Ya verimli derken tatil yaptın o zaman yani hani ders çalışmadın ama. Ağustos'a kadar biraz yattım açıkçası yani. Benim planım yazın sözel dersleri bitirmekti. Sosyal, tarih, coğrafya, Türkçeden soru çözeyim edeyimdi. Yazın Bodrum'da tatil yapmıştım ben. Pek Bodrum'da insanın sözel ders çalışması gelmiyor, sözel ders çalışması hiç gelmiyor. Birazcık matematik sorusu çözdüm, pratik olsun, unutmayayım diye, hız kazanayım diye. Birazcık da fen derslerine baktım. Ama verimli geçmedi diyorsun. Çok verimli geçmedi. Ağustos'ta tatilden yavaştan, döndün. Ağustos'ta hatta tatilden dönmeden, mesela arkadaşlarınızla sizin de vardır WhatsApp grubunuz. Böyle soru geliyor. Şu an diyorsunuz, bu adamlar soru çözüyor. Ben tatildeyim. Orada bir vicdan oluyor sizde yani. Vicdanınız duruma el koyuyor. Ağustos başı gibi daha ben de şey yapmaya ciddi, başladım. Ciddi çalışmaya başladım. Ciddi çalışmaya başladım. Peki Ağustos başında çalışmaya başladığında ilk deneme sınavına ne zaman girdin? Hani 12. sınıf seviyesinde. Eylül. Eylül başı. Nasıldı sonuçların? Hatırlıyor musun? Tam hatırlamıyorum açıkçası. Biz 11'de de okulumuz bize uyguluyordu. 11'de olduğumda ben 420 almıştım galiba 11'in sonunda olduğumda. Ha, gördüğünüz konulardan mı genel sınav mıydı? Gördüğümüz konulardan. Yani gördüğün konulardan hani çok şey olmuyor bence. Hani genel bir sınava girip de aldığın puanı mesela çok merak ediyorum ben. 12. sınıfın başında genel bir denemeye girdiğinde aldığın puan çok yukarılarda mıydı gene yani? Yok hani 460-470 bandında değildi tabii ki. Muhtemelen 400 civarıdır. 400 civarı aldın. Evet. He, bunu ilerlettin. En son sınavda ne kadar aldın? Gerçek sınavda? 487 olmuş. 487 yani 87 puanlık bir artıştan bahsediyoruz. Evet. Yani Ağustos ayında çalışmaya başladıktan sonra şimdi arkadaşlar şunun için söylüyorum. Bu soruları şunun için soruyorum. Şimdi bunun altına gene yorumlar yazacaksınız ben biliyorum. Ya işte adam zaten çalışacak arkadaşlar. Çalışmayan kazanamıyor ki. Öyle bir şey yok. Yani 9'u 10'u 11'i boş geçirdikten sonra şu hayalleri kurup bana sorular sormayın. Ha hocam işte bir yıl çalışınca ne olur? Sen 3 seneyi boş geçirmiş. Herkesin 3 yılda öğrendiğini sen 1 yılda öğreneceksin. Üstüne 12'yi koyacaksın. Üstüne soru çünkü bunlar zor. Tabii orada da hani ekstrem olarak, spesifik olarak başarılı olan bir sürü arkadaşımız var. Onlarla da zamanı geldiğinde konuşacağız ama. Yani bu 87 puanlık artış ve özellikle şu. Şimdi 400'den 420'ye çıkmak zordur. Ama 420'den 440'a çıkmak daha zordur. Yani bir üst banda çıktıkça puanı yükseltmek ve net arttırmak daha da zorlaşıyor. Evet. Doğru mu? Hı hı. Yani şimdi bu 12. sınıftaki çalışmalardan mesela biraz bahsedelim. 12. sınıfta neler yaptın? Nasıl hazırlandın? Nasıl bir programın vardı? Ya da bir programın var mıydı mesela? Çoğunuzun bir programı yok. Evet. Ya ben mesela şahsen bir programa bağlı kalmayı sevmiyorum. Özellikle böyle günlük. Şu saatte 3 çalışılacak, şu saatte 3 çalışılacak tarz şeyler hiç bana göre değil. Ben daha çok kendime haftalık hedefler koyuyorum. İşte diyorum bu hafta şu kitabın şu konusuna kadar bitireceğim diyorum. Yani çünkü bana günlük program şu yüzden mantıklı gelmiyor. O gün atıyorum programda Türkçe vardır ama benim Türkçe çalışasım yok.
Matematik çözerim onun yerine. O yüzden haftalık hedeflerle gitmeye çalıştım ben. İşte kitabın şu ünitesine geleyim, şu kitap bitsin tarzı şeylerle ilerledim. Başta yine sosyal çalışmaya niyetlendim. Sözel derslere gideyim dedim. Yine yapamadım. Ekim'e aralığa kadar sosyale çok bakmadım. Deneme sınavlarında çözdüğüm kadarıyla gitti. Ondan sonra sosyal çalışmaya başladım. Peki en çok zorlandığın ders hangisiydi? Coğrafya. Evet, çok net bir soru. Coğrafya. Oturup çalışmak gerekiyor, ciddi değil mi? Evet, hiç de ilgim yok. Coğrafya. O yüzden zor oldu. Evet, zor oldu Emir. Peki, sınavda coğrafyadan yanlış yaptın mı? Bir yanlış yaptım. Peki, bir şey soracağım. Şimdi bu dersleri çalışırken hani haftalık plan yapıyorsun ya, haftalık her dersten bir hedefin oluyor muydu? Yoksa bazı derslere mesela bir hafta hiç bakmadığın oluyor muydu? Oluyordu. Bazı derslerde oluyordu. Mesela biyolojide bir hafta hiç bakmadığın oluyordu mu? Yok, biyolojide olmuyordu. Sayısal öğrencisi olduğum için olmuyordu. Ama mesela büyük ihtimalle tarihe bir hafta bakmadığım olmuştur. Anladım. Peki hangi kitaplara çalıştın? Yani daha doğrusu bu hangi kitaplara çalıştığın olay değildi. Mesela matematikte 75'e 3 çok gerçekten çok güzel bir net. Şunu yaptın mı? Ya da şunu söyleyebiliyor musun? Şu kitap mutlaka çözülmeli dediğim bir şey var mı matematik için mesela? Matematik için hani ileri seviye bir kitap olarak Karakök çok güzel bir kitap. Gerçekten zamanınız kısıtlıysa nasıl yetiştireceğim bunca kitabı diyorsanız bence sadece Karakök LYS'yi çözen ama hakkını vererek çözerseniz o kitabı her soruyu anlayarak çözerseniz sorun olacağını yani büyük ihtimalle LYS'yi çok rahat yaparsınız, halledersiniz. Ben şu an sistemi yiyorum. İkinci aşama mı? İkinci YKS. Evet. YKS oldu. İkinci aşamasını halledersiniz. Çünkü kaliteli bir kitap gerçekten. Eğer onu çözen arkadaşlar varsa Potomi'yi tavsiye ederim. O da bayağı güzel bir kitap. Bu iki kitabı tavsiye ediyoruz. Evet arkadaşlar yani matematikte problemleri özellikle değil mi? Arkadaşlar daha önceki arkadaşlar da söyledi. Hı hı. Bu kitaplarda Apotemi ve Karakök. Bunları yazın bir yere. Bunun dışında fizik için ne söyleyeceksin? Fizikten nasıl bir şey yaptın, nasıl çalıştın? Fizik için mesela arkadaşlar da çıkmış sorulara bakarsa son 2-3 senenin fizik soruları böyle daha sözel ağırlıklı. Hı hı. Bu yüzden yayın ismi vermeyeceğim. Hı hı. Klasik tarzda böyle fizik sorusu olan kitapları almanızı tavsiye etmiyorum ben. Bence en uygun, sınav sistemine yönelik en uygun fizik kitabı Palme'ydi benim için. Biliyorsun. Palme yardımcı oldu. Ama yine de sayısal olarak da kendinizi kuvvetlendirmek isterseniz Esen yayınlarını tavsiye ederim. Ben onunla hazırlanmıştım. Aynen. Biyoloji ve kimya için ne söyleyeceksin Tolga? Biyoloji kimyada da yine Palme'yi veriyorum. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, yani 75'e 3 matematik gerçekten etkileyici bir sonuç. Onun için ben matematik için ne yapsın arkadaşlar? Yani matematiğin bu kadar iyi olmasını neye bağlıyorsun? Yani nasıl bu kadar iyi net yapabiliriz matematikte? Matematik nasıl çalışmalıyız? Bu konuda neler söylersin? Ya, matematikten bol tekrar yapın. Onu tavsiye ediyorum sizlere. Bir de hani ben az önce demiştim bazen bazı haftalar geliyor tarihi atlıyorum demiştim. Hı hı. Matematiğe bunu yapmayın. Sakın atlamayın. Çünkü matematik atladığınızda özellikle bu 12. sınıf konuları, limit, türev, integral, hı hı, vesaire, onlar ağır konular. Onlar bir hafta boşlamaya gelmeyecek konular. Her hafta çözmek. Matematikte her hafta, en geç hatta mümkünse her gün çözün. Ara vermeyin matematiğe. Yani her gün her konudan değil ama en azından bir konu değil mi? İnsan kendini eksik ettiği bir konu mutlaka. Hı hı. Egzersiz yapın, çözün. Matematikle ilgili bunları yapın. Peki bu sınav sürecinde sevgili Tolga, yani kendine de zaman ayırdın. Hı hı. Neler yaptın? Spor yaptın mı? Ne bileyim bir hobin var mıydı? Bir şeylerle uğraştın mı? Biraz da onlardan bahsedersen. Şimdi ben sınıfta böyle teneffüslerde oturayım, kapanayım, soru çözeyim tarzında bir çocuk değildim. Arkadaşlarla çıktık, voleybol oynadık. Her teneffüs neredeyse. Vakit geçirdik, muhabbet ettik. Spor olarak böyle kendime vakit ayırdım. Yani onun sadece teneffüslerde spor. Voleybol oynayarak. Teneffüslerde voleybol oynayarak stres attım. Peki dışarıda mesela yani hafta sonu ne yaptın? Ya da ders çıkışı bir şeyler yapıyor muydun? Böyle bir şeyin var mıydı? Uğraşın var mıydı? Evet. Mesela tabii eski 9-10-11'deki gibi rahat rahat arkadaşlarınızla dışarı çıkamıyorsunuz belki ama ben mesela herhalde her ay ve 4-5 haftada bir arkadaşlarımla buluşuyorumdur muhtemelen. 4-5 haftada bir. Ve sinemaya gidebilirsiniz mesela. Şimdi arkadaşlar bakın bu önemli bir şey. Bazılarınız 4-5 hafta, bazılarınızın her gün bu işi yaptığını biliyorum. Bazılarının her hafta sonu çıktığını da biliyorum. Ama yani başarı istiyorsanız öyle her hafta çıkarak bunu yakalayamıyorsunuz. Bakın ayda bir defa dışarı çıkabiliyordum diyor.
Yani bu gerçekten ciddi bir süreç. Bunu artık farkına varmanız ve anlamanızı istiyorum hepinizden. Yani her şeyi yapayım, her şeyim olsun, bu da olsun. Böyle bir dünya yok. Bir şeylerden vazgeçeceksiniz. Bir şeylerden vazgeçmek zorundasınız eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsanız. Ve özellikle de Tolga, yani şimdi sen bunu bilmiyorsun ama biz aylardır mesela hani seninle sohbet edeceğimi pek çok kanaldaki öğrencime özelden de yazdım, işte mail de attık birbirimize. Yani herkes merak ediyor. Herkesin, yani mesela özellikle mühendislik isteyenlerin elektrik, elektronik gibi bir şey var aklında. Yani Bilkent Üniversitesi'ni isteyen çok öğrenci var ve dereceye oynayan da bayağı bir adam var. Böyle arkadaşlar oturup çalışacaksınız. Yani böyle 10 günde bir, haftada bir dışarı çıkarak falan bu işler maalesef olmuyor. Yani 2 milyon kişinin girdiği bir sınavda eğer ilk 300'e 400'e girmek gibi bir hedefiniz varsa bunun başka bir çaresi yok. Yani tabii bazı fedakarlıkların yapılması gerekiyor. Bazı değil, bayağı bir fedakarlıkların yapılması lazım. Yeri geliyor, arkadaşlarınızla geçirdiğiniz vakitten fedakarlık yapacaksınız. Yani bazen uykunuzdan fedakarlık edeceksiniz. Yani konu yetişmiyor. Hedeflemişsiniz, bu hafta bunlar olacak veya bugün bu olacak diyorsunuz, demişsinizdir belki. Gece normalde 1'de yatacağınızda 2'de yatın yani. Bu bitirmeden gerek. Yatmayın. Yatmayın yani. Yani bu öz denetim çok önemli bir şey aslında. Evet. Hani seni sonuçta ders çalışırken bir hafta boyunca ne bileyim yani ailende hani çok üzerinde baskı kuran bir aile değil, ben tanıyorum. Evet. Yani insanın kendi kendine böyle bir hedef koyup ona kilitlenmesi gerekiyor. Yani gece bu adam 2'de değil de 12'de yatsa kimse niye yatıyorsun diye sormayacak. Ama işte bahsettiği bir haftalık hedef, değil mi? Hı hı. Gerçekleşmediği anda olmuyor. Yani suçluluk duygusu oluyor zaten içinizde. Bunu hissedebiliyorsanız zaten doğru yoldasınız demektir bence. Hı hı. Peki sevgili Tolga, Bilkent Üniversitesi hakkında ne söylersin bize? Tavsiye ediyor musun? Beğendin mi? Ben mühendislik ve hukuk seçecek arkadaşlara tavsiye ederim. Bayağı beğendim. Kampüs olanakları olsun. Zaten kampüs çok güzel, büyük. Aha. Yurt olanakları olsun, hocalar olsun. Gerçekten çok güzel bir üniversite. Çok güzel, peki. Son olarak arkadaşlarına tavsiye olarak ne söylersin? Şunu da yapsınlar, bunu da yapsınlar. Ya da şöyle yapsınlar, böyle yapsınlar diyeceğim bir şey var mı? Öncelikle puanınızı yükseltemediğinizde stres olmayın. Veya başaramayacağım korkusuna kapılmayın. Ben mesela çok iyi hatırlıyorum. Bir ay, bir buçuk ay boyunca düzenli çalışmama rağmen 460'ı geçemediğimi hatırlıyorum. Hani gerçekten geçemiyordum 460'ı. Sınır. Evet, bir kalmıştım orada. Sorguluyordum acaba yapamayacak mıyım diye. Gerçekten gerek yok. Çünkü bir yandan konular da ilerliyor. Hem LYS'yi yakalamaya çalışıyorsunuz, bir yandan YGS ilerliyor. Zor bir süreç. Ama oluyor sonunda. Birden puanınızın fırladığını görebilirsiniz o takılma sürecinden evet, sonra. Evet, bir takılma süreci oluyor, bir evet. Buçuk ay gibi. Ondan sonra fırlıyor diyorsun. Fırlayabiliyor. Peki burada nasıl açtın bu süreci? Yani kendi kendine yani umutsuzluğa kapıldığın zamanlar oldu mu? Yani olmayacak mı? Niye böyle oluyor falan gibi. Tabii kendi kendime diyordum hani neden yapamıyorum? 400'den 420, 440, 460'a geldim. Neden buraya geçemiyorum diyorum. Acaba diyorum kapasiten mi bu? Daha fazlasını olmuyor mu diyorum. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar yani. Gerçekten sonunda duvar aşılıyor. Sonunda aşılıyor. Yani vura sonunda orayı yıkıyorsunuz arkadaşlar. Aynı yere vurarak orayı inceltiyorsunuz evet. Ve duvarın öbür tarafına bir şekilde geçiyorsunuz. Peki şimdi son olarak dedim de bir şey daha sormak istiyorum. Yani motivasyon çok önemli. Hı hı. Yani kendini ilk en başta söyledin zaten. Hani böyle bir hedef koydum ve hedef için kendimi motive. Onun dışında başka bir motivasyon kaynağın var mıydı? Yani ne bileyim bir motivasyon videosu izledin mi? Ya da hocalar sana bu konuda bir şeyler söylediğinde etkileniyor muydun? Ya ben böyle çok aman aman bir rehberlik yardımı almadım sınav dönemi. En büyük motivasyonum açıkçası bölüm seçimim ve ilgi alanım olmuştu. Bir de arkadaşlar bu sınavı kesinlikle bir son olarak görmeyin. Tam tersine yeni bir başlangıç olarak görün. Çünkü hani üniversite çok farklı bir ortam. Sevdiğiniz işlerle uğraşıyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Daha çok boş vaktiniz var. Yani gerçekten çok özgür bir ortam. Tabii yüzden istediğin yeri kazandığın zaman. Evet. Yani öyle puan geldi, seçtin, sıradan bir yere gittin, istemediğin bir yere gittin, bu mutluluğu yaşayamıyorsun. Mesela motivasyonum kırıldığı zaman ben ODTÜ'nün, Bilkent'in videolarını izliyordum bazen. Mesela üst sınıf, dördüncü sınıf adamların bitirme projelerini izliyordum. Güzel oluyordu yani. Ha diyordum, eğer çalışırsam, başarırsam ben de ileride böyle şeylerle uğraşacağım falan diyordum. O mesela gayet etkileyici oluyor. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel.
Sevgili Tolga, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kabul ettiğin için konuşmamızı, konuşma teklifimizi, bize zaman ayırdığın için. Arkadaşlar, hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın.